İnsan her şeyi kazanabilir. Güç, para, itibar, şan, şöhret. Ama kaybettiklerini bir daha kazanamıyor. Çocukluk arkadaşımı kaybettim. Herkes ona deli diyordu. Ama deli değildi. Çok akıllıydı. Aslında Mecnun'du. Sevdiğinden başka dünyası olmayan insan Mecnun'dur. Umarım sevdiğinin yanında artık Mecnun değil, Memnun'dur. Amca, sen olmasaydın bugüne kadar bile yaşama ihtimali yoktu. Rahmetli ölmek için her yolu denedi. En sonunda da başardı. Öyle olmasına öyle. De. İnsanın canı yanıyor işte. Her biri gittiğinde bir parçan daha eksiliyor. Yaşama dair. Umuda dair. Geleceğe dair. İyi insanlara dair. Bir parçan kopuyor gidiyor işte. Sen tanıdığım en duygusal adamlardan birisin. Sen de tanıdığım en duygusuz adamlardan birisin. Kimi koydun hedefine? Tufan abinin dediğine göre bizzat Macit'in oğlu Şefik yapmış bu işi. Ama kim yardım etmiş, kiminle yapmış bilmiyoruz. Bu kamera kayıtlarına ulaşamıyor olmamızın nedeni de radonun arkasındaki Cevdetler ya da Volkanlar, yani malum ekip. İshak'la anlaşacağım. Anlamadım. Yaman'la bir pazarlığa oturttum onu. Bizden yana olursan sana bir şey yapmayız. Ama bu çeteleri yıkarken yanımızda olacaksın dedirttim. İyi hamle. Ama ne kadar güvenebiliriz bilmiyorum. Kimseye güvenemeyiz yeğenim. Sadece hislerimizle hareket edeceğiz. O zamana kadar kaç kayıp veririz bilmiyorum. Ama kayıpları minimumda tutabilmemizin tek yolu atacakları adımlardan haberdar olabilmek. İlyas amcamın İshak konusundan haberi var mı? Ona henüz söylemedim. Görüştükten sonra söyleyeceğim. Benim için problem yok. Neticede bizim için İshak'ın dirisi ölüsünden daha değerli olabilir. Ama İlyas amcam benim gibi bakmayacaktır. Tam da bu yüzden İshak ölmemek için kendini bize ispatlamaya çalışacak. O da biliyor ki İlyas başka türlü affetmez. O zaman ben gidip Şefik'in peşine düşeyim. Kimin peşine düşersen düş yeğenim. Tuzağa düşme de. Mümkünse o iti sahile geçir. Dediğim önemli. Atacakları adımlardan haberdar olmamız lazım. Tamam amca. Hadi yürü lan, yürü. Sahtekar. Bayram harçlığını almış çocuklar gibi mutlu. Tipe bak.
Dün gece rüyamda gördüm. Çok mutluydu. Abla burası çok iyi. Boşuna Haşmet'in kahrını çekme, sen de gel dedim. Manyak. Atlama, geleceğim dedim. Seni oraya gönderen Şefik itini geberteyim. Geleceğim dedim. Ben bu hayatta 30 yıldır deli kardeşim ölmesin diye mücadele ediyorum. Hızır'ın ettiği mücadeleyi demiyorum bile. Ama bu kahpeliği kaldıramıyorum. Garibimi buradan tuzağa çekip kahpece vurdular. İlyaslar intikamı yakındır diyor abla. O Şefik mi de nedir Macit'in oğlu? Onun yaptığından eminler. Ben de eminim. Ama onun mezarlığa gittiğini Şefik itine söyleyen kim? Biz burada horul horul uyurken nereden, nasıl takip ettiler? Ettilerse niye yolda izde değil de kabristanda yaptılar? İlyas dedin. Düzeldi mi biraz aramız? Nasıl durumlar? Tipi abinin olayından sonra eve döndü ama aramız yok. Odalarımız ayrı. Hızır girmiyor mu olaya? İlyas abisine karşı gelmez diye diyorum. İlyas'ın kafası attım, dinlemez o. Biz buradan Hızır'a gideceğiz. Oradan da kabristana. İstiyorsan Hazır sen yokken İlyas'la konuşalım durumumuzu. Böyle bir durumda İlyas beni kırmaz. Boş ver abla. Senin derdin sana yeter zaten. Zamanla düzelir bir şekilde. Neticede birbirimize karşı dönülmeyecek bir yanlış yapmadık. Olsun. Ben yine de konuşayım. Bak. Ölümlü dünya. Bir gün ayrı kalmaya değmez. Bugün varız. Yarın yokuz. Araba hazır. Haşmet abiler kapıda seni bekliyor abla. Tamam. Geliyorum Hakan. İçim bile zor olacak Tipi abinin yokluğuna alışmak. Allah yardımcısı olsun Emine ablanın. Yani. Hadi şimdi bir şekilde intikamdır. Öfkedir idare edecek. Ama sonra dile kolay. Kardeş kaybı hiçbir şeye benzemez. Ben bile o kadar didişirim ama Behzat abim, Haşmet abim aklıma gelince nefesim kesiliyor sanki. Ne diyeyim ki? Sizinki de şans mıdır, şanssızlık mıdır? Yavuz ölse ben bile ne hissedeceğimi inan artık bilmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Yavuz'a bile çok üzülürsün. Kolay değil. Muhtemelen. Bahar abla, Pınar'ın küpesini senin odanda buldum. Ama teki yok. Düşürdü mü acaba? Taziye'ye de gelir diye düşündüm ama geleceği yok. Ne yapayım ben bunu? Kargo ile yollayayım mı? Bu Pınar'ın küpesi mi? Pınar'ın küpesi. Ay çok severdi, çok takardı. Nasıl düşürdü anlamadım. Pınar'ın küpesinin otelde ne işi var Bahar? İnan, ben de tam olarak onu anlamaya çalışıyorum Ömür. Sen bana yalan mı söyledin? Pınar'ın otelde, bizim odamızda ne işi var?
İlyas abi havaalanına götürecekti. Otelde mi kaldı acaba? Dedim ya Ömür, bilmiyorum. Sordum ama bir cevap alamadım. Yüz yüze konuşuruz deyip kestirip attı. Pınar'ın İlyas'la ne münasebeti var? Hiçbir şey yok canım. Ne olacak? Bana yalan söyleme. Bir şeyler saçmaladı. İlyas'ı beğeniyorum, hoşlanıyorum falan öyle şeyler söyledi ama... Ömür, ben gerekli cevabı verdim. Yazıklar olsun sana. Böyle bir durum vardı ve sen bana bunu söylemedin. O kızı her gün benim evime gönderdin, öyle mi? Ömür, lütfen beni bir dakika dinler misin? Bahar abla, Pınar böyle bir şey yapmamıştır değil mi? Bilmiyorum Didem. Umarım yapmamıştır. Vallahi abimin yüzü burada. O ölse ancak bu kadar üzülürdüm. Şimdi evin bir tarafından, bir odasından çıkacak. Dadaş deyip abime laf sokacakmış gibi geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Ben daha önceleri evinin hatırına buna susuyorum diyordum da. Ben baya baya tipi seviyormuşum ya. Keşke şimdi burada olsaydı da gerekirse hakaret etseydi. O öbür taraftan da hakaret ediyordur abi, sen rahat ol. Tipi abi lafını esirgemez. Hangi dünyada olursa olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. Hepimizin abisiydi o. En çok beni severdi. Yani enişteleri sevmezdi ama senin yerin bir ayrıdır derdi. Allah Allah. Biz niye hiç görmedik o sevgiyi? Daha çok gizli severdi de o yüzden bilmiyorsundur İlyas'ım. Bizim bildiğimiz bir gönüllü severdi. Gizli gizli. Seni niye sevsin? Hepinizi ayrı severdi rahmetli. Kendi dışında herkesi severdi o deli. Hızır. Bak bana bir sözün var. Kardeşime bunu yapana benim karşıma oturtacaksın. Takipteyim Eyni abla. Alparslan da konuyla bizzat ilgileniyor. İyi. Alparslan ilgileniyorsa iyi. Niye Emine abla? Yani bunu yapanı biz bulsak af mı edeceğiz sanki? Yok canım, etmeyeceğinizden eminim de bir yüreğim soğusun işte. Alparslan da ne yürek soğutur ya, sıkıp geçer. Yok yok. O beni düşünür. İnşallah. İlyas, Alparslan beni sever dedim ya. Bilirim. Sen de beni çok seversin, öyle değil mi? Abla bu da soru mu şimdi? Emret. Ne istersen. Estağfurullah canım. Gönül işlerinde emir mi olur? Ama tipi... En son konuştuğumuzda şimdi Behzat'la Haşmet de hatırlar.
Benim en büyük cahilliğim gönülden ayrı geçirdiğim zamanlardır dedi. Yani seven insanların ayrı olması, bunda inat etmesi yazıktır, günahtır. Bak, ölümlü dünya. Geldik, gidiyoruz. Şimdi normalde ben bu olaylara karışmam da, Emine böyle ricacı olduğu için ben de olaya dahil olayım dedim. İlyas, benim bacım ters konuşur, sert konuşur. Ama sana sevgisi çoktur. Yani seni kırdı mı? Kırdı. Haklı mısın? Haklısın. Ama sonuçta bu evlilik. Yani hepiniz şahit oldunuz. Yeri geldi Emine de beni kırdı. Tokat attı bana, tokat. Ama hepinizin yanında artık söyleyebiliyorum. Kaldırılacak şey var, kaldırılmayacak şey var. Ama sevgi her duygunun üstündedir İlyas. Vallahi abi gerçekten senden beklenmeyecek bir performans gösterdin. Öyle sevgi mevgi anlamında yani. Bravo. Beni takdir edeceğine sen de bir şeyler söyleyebilirsin belki. Kankasınız. Ya ben daha evlendikleri gün söyledim Ömür'e. Arada kalmam dedim. Herhangi bir sallantıda İlyas'ın tarafını tutarım, haberin olsun dedim. Lafımın da arkasındayım kanka. Sana lafının arkasından çekil diyen olmadı. Biraz yapıcı ol da, yapıcı. Ya daha nasıl yapıcı olayım Hızır abi? Ne yaparsan yap, arkandayım demişim İlyas'a. Eyvallah Behzat. Behzat abi. Ömür'ün de arkasında biraz dursak. Bacın ya hani. O açıdan diyoruz. Sen de bacımsın. İlk yanlışında senin de yüzüne bakmam Mine. Siz yanlış yapınca birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz ama. Şimdi konu ben değilim Hatice. Benim ağzımı açtırma. Tamam konu sen değilsin de. Bu erkek dayanışmasından da bir vazgeçin artık yani. İşte tam da bu yüzden ben Ömür'den tarafım İlyas'ım. Kusura bakma. İlyas, kardeşim. Kimsenin ne söylediğinin bir önemi yok. Eğer biraz hatırım varsa benim hatırımı kırma. İkinizi beraber mutlu görmek istiyorum. Emine abla, senin için yapmayacağım şey yok. Ben konuşurum karımla, tatlıya bağlar. Sen hiç merak etme. Kırmaz beni kardeşim. Gel bir sarılayım. Bir kardeşim gitti ama bir sürü kardeşim var. Sen ne ahlaksız bir adammışsın. Sana diyorum İlyas. Kendine gel Ömür. Sen sus Behzat. Savunulacak adam değil o. Daha doğrusu adam bile değil. Ömür, beni ayağa kaldırma. Cevap versene İlyas. Desene ben adamım diye. Sizin evinizden kadını aldım,
götürdüm otele attım desene. Meğer Pınar Hanım İlyas Bey'e yanıkmış. Ne Pınar'ı? Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen Ömür? Ben mi saçmalıyorum? Yoksa seni havalimanına bırakırım deyip otele götüren adam mı saçmalıyor? Ben mi saçmalıyorum? İlyas, o kadını otele götürdün mü, doğru mu? Evet, götürdüm Haşmet abi. Bizim evimizden kadın alıp otele atmak ne demek? Lan! Haşmet abi ne yapıyorsun? Kendine gel. Çek lan elle. Yürüyün, gidiyoruz. Emine abla. Hızır. Kocanla git Emine abla. Ben şimdiye kadar çoktan Hızır Reis her yere saldırır diye düşünmüştüm. Allah'tan sen Hızır Reis değilsin Tekin. Ya Doğan babam, kurban olayım az bir kayıp mı? Tipi ağa bu. Mekanı cennet olsun. Ben az bir kayıptır demedim. Hızır daha fazla kayıp olmasın diye sabırla bekli diyorum yani. Kimse sizler de bu işi Şefik'in yaptığını söylüyor Doğan baba. Bu Şefik illaki mekanına girip çıkıyor. Biz onun nokta atışıyla işini bitiremez miyiz? Kimse sizlerin dediğinin sadece yarısını mı anlıyorsun sen Kuvi? Herkes de bir yere girip çıkıyor. Misal İlyas. Hedefe ilk onu koymuşlar. İşte çocuk da diyor ki bari bu sefer hedeflerine ulaşmasınlar. Ne o, niye sustun aslanım? Eskiden hedefe beni koyuyorlardı, plan yapabiliyordum.
Şimdi hedefte İlyas amcam olunca elim kolum bağlandı. Savunmada mı kalalım? Saldıralım mı? Bilemedim. Alparslan'ın bile duraksadığı yerde durup bekleyeceksin. Yok, aslında bekleyelim demiyorum. Tipi abinin ölümünde bilmediğimiz şeyler var diyorum. Bu volkanların durumu benim canımı çok sıkıyor. Adamlar henüz ortaya bile çıkmadı. Çok akıllıca davranıyorlar. Doğan baba. Senin kimsesizler. Bu radoların mekanını kontrol altında tutabilseler. Dışarı çıkan olmuyorsa bile. İllaki giren çıkan biri vardır. Ve bu tanıdığımız biri. Ama kim? Bunu öğrenmemiz bizim için çok önemli. Bu Özcan Yamanların yanında geziyormuş. O olmasın. Yani biliyorsun bu hep ortalığı bulandıran bir mikrop. Hızır amcam korkmazların orayı kontrolü altında tutuyor. Zannetmiyorum onun olduğunu. Ama Özcan gibi hemen akla gelmeyecek birisi işin içerisinde olabilir. Doğrudur. Mikrop kendini saklar. Adamı yıkana kadar kendi ortaya çıkmaz. Bekleyelim bakalım. Hele kim çıkacak? Yavuz abi, bir şeyler konuşuluyor. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bilmiyorum ama eğer doğruysa işler yine karıştı. Neymiş konuşulanlar Özcan? Abi, Haşmet Façalı ile İlyas Çakırbeyli yumruk yumruğa birbirlerine girmiş diyorlar. Olacak iş var, olmayacak iş var Özcan. Nereden öğreniyorsun bunları, nereden uyduruyorsun anlamıyorum ki. Abi dedim ya, duyarım ben. Yeğenim Özcan ikinci elde iyidir Yavuz. Bir şey diyorsa doğrudur. Sen bacını ara bir sor. Bir şey var Yavuz. İlyas aradın, cevap vermedin. Sen yine de bir teyit et bakalım. Ya sırası mı şimdi didişmenin? Tipi ölmüş. Radolar bir şekilde etrafta zafer çığlıkları atıyorken sırası mı şimdi birbirimize düşmenin ya? Bosu boş, iyice Çakırbeyli oldu başımıza Yaman. Bacısı yüzünden baba, kendini aileden zannediyor. Ben ona yeğenim demişim, hala o aile peşinde. Ben bir gidip dinleyeyim bakayım ne konuşuyorlar. Yavuz abinin ekleme çıkarma huyu var. Aferin Seko. Babana bile güvenme. Boş işte uğraşma Seko. İshaklar gelecek. Git kapıya haber ver. İsmet'le Cevat oradalar zaten abi. Senin ne işin var evin içinde? Sen de git oraya. Tamam abi. İshak abi bana tavrını değiştirdi değil mi Yaman abi? Ben fark etmedim Özcan. Gelince anlarız. Ben onlara gereken mesajı verdim yeğenim. Özcan benim kırmızı çizgimdir dedim. Sağ ol Hamdi baba. Sağ olayım olmasına da o getirdiğin külçeler küçük. O 5 kiloluklarla nasıl cihayı çökerteceğiz yeğenim? 20'likler ne oldu? Bulamadın mı hala? 20'lik yok diye 4'er tane verdim ya Hamdi baba. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ya bu işe karışma. Yeğenimle arama girme Yaman. Kimden ne çalarsan yarısına el koyacağım demiştim baba. Çalmadım ki. Yeğenim bana hediye etti.
Hediye çalmak hiçbir hırsıza yakışmaz. Ben de hırsız değilim zaten. Kimse kusursuz değildir Yaman. Senin de kusurun bu. Nereye Hamdi baba? Bir şeyler zıkkımlanacağım. Asabım bozulunca midem eziliyor. Ne diyor kız kardeşin? Bir şey söylemedi ama morali bozuktu. Var bir durum yani Özcan. Bana gelen bilgi de dezenformasyon olmaz abi. Sıboş. Yaman, Özcan dediği gibi aileler birbirine girdiyse biz bu İshakları yanımızda tutamayız. Bunlar güç neredeyse orada yer alan adamlar. Sen nasıl bir adamsın Yavuz? Şimdi konu ben miyim Yaman? Bir soru soruyorum. Ne olacak? Hızır'la Haşmet birbirine girmemiş. İlyas girmiş. Demek ki aile meselesi. Bizi ilgilendiren bir mesele değil. İlyas masanın lideri. Sana aile meselesi diyorum. Aksi takdirde işin içinde Hızır reis de olurdu. Bir şey olmaz diyorsun yani. Eğer ailedensen olur Yavuz. Yok ya. Benim ailem belli yani. Burası. Hoş geldiniz İshak. Buyurun. Sen de hoş geldin Abbas. Bu sefer tedbiren dışarıda durmamışsın. Artık gereği yok diye düşündüm. Yok tabii Abbas abi, biz artık aynı taraftayız. Sen sus Özcan. Bir şey sorulmadıkça da kapat çeneni. Tamam abi. Hızır'la seni görüştüreceğim dedin. Hala ses yok. Ne oldu Yaman? Anlaşma iptal mi? Ne demek ne oldu İshak? Sanki bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Adamın en yakın arkadaşı öldürüldü. Yarın görüşelim diye kendini aradı. İyi, görüşelim. Sana diğer taraftan hiç temas oldu mu? Volkan'ı ya da Radoları kastediyorum. Bu Volkan'ın adamı Koray, Abbas'ı aramış. Siz Yamanlarla mı görüşüyorsunuz diye. Ağız aramaya mı? Yoksa? Bunun gibi boş boğaz biri sağda solda konuşuyor. Duydular mı diye aradılar. Bilmiyoruz. Yok abi, bu evde olan bu evde kalır. Çıkmaz yani. Bunlar birini kullanmışlar diyoruz reis. Tipiyi tuzağa düşürmek için. Yarın elin boş gelmezsen iyi olur İshak. Abbas, orayı ara. Ziyaret etmek istiyoruz da. Bakalım belki bir şey çıkar. Olur abi. Aslında onların içinde zayıf halka Peker İshak abi. Peker kim? Volkan'ın şoförü. Sen nereden biliyorsun lan Peker'i? İcraatı var abi, oradan biliyor. İyi tetikçidir ama kendini övmeyi seviyor. Konuşuyor yani. Özcan, sen aslında şu Radon'un oğullarından birine çengel atsan çok şey öğrenirdik. Ya şunu bu işlere karıştırma Yaman. Ortalığı berbat eder. Hepimizi de öldürtür. Aynen Yaman. Riskli yani. Teessüf ederim Yavuz abi. Ben boş adam mıyım abi? Dolu olsan ne fayda Özcan? Otur oturduğun yerde.
Abi akşam Radon'un mekanında bekliyorlar. Volkan bizzat ağzımı arayacaktır. Beni biraz tanıdıysan bilirsin. Bunun gibi kıvırmam. Net konuşurum. Ondan sonrası da geri dönülmez bir yola girer Yaman. Yani yarın Hızır'la anlaşamadığı yok bu iş. Hızır'la anlaşmanın arkasında ben varım. Hangi yola girersen gir, birlikteyiz İshak. Haydi Abbas, gidelim. Bunlar da böyle koltuklarının altında akreplerle geziyorlar. Hoş mu yani? Hayır, hepimiz gergin insanlarız. Biri ters bir şey söyler, ondan sonra ayıkla pirincin taşını. İşte o yüzden habire Özcan'a sus diyor. Öldürmemek için. Gel yeğenim. Hepsi sırtmış amca. Kimse kapının önüne bile çıkamıyor. Sezai'nin dediğine göre her gün bir plan yapıyorlar ama yemiyor tabii. O Sezai ile yüz yüze görüşmüyorsun değil mi Şefik? Ankesörlü telefonla arıyor. Benim umurumda değil de Sezo kendini sağlam almaya çalışıyor. Burada içeriden bir yardım var mı deyip duruyorlarmış. Volkan, o kayıtlardan Sezai falan çıkmaz değil mi? Gerçi Cevdet hallettim demişti ama o Sezai daha çok işimize yarar, açığa çıkmasın. O güzergahta tek bir kayıt bile yok. Rıdvan Bey, siz merak etmeyin. Güzel. Ayrıca en ufak bir ize rastlamış olsalardı Sezai'yi çoktan yok ederlerdi. Zaten o Sezai denilen adamın bu kadar büyük bir şey yapabileceğini tahmin etmemişlerdir. Şu an tek amaçları bana ulaşmak. Size saldırmamalarının da sebebi o. Sizin düşünceniz nedir Volkan abi? Beklemeye devam mı? Bize bir temas bekliyorum koçum. Kimden gelecek? Bir görelim. O İdris'ten falan bekliyorsan bekleme boşuna. Tipinin üstüne sıra bana geldi diye korkudan kimseye bulaşmaz o. Abbas arıyor Volkan abi. Bir bakayım. İshak ne istiyor? Şefik bunlara ihtiyacımız yok dedi baba. Bence doğru da söylüyor. İşi biz yaptık yani. Aynen baba. Bu Volkanlar burada oturup bize akıl vermekten başka ne yapıyorlar? Arkamızı temizliyor. Az bir şey mi bu Tayfun? Baba, Sezo'yla konuşsak, İdris'le Tufan'ı da yıksak iyice dağılırlardı. O zaman Volkanların arkamızı temizlemesine de gerek kalmaz. O saatten sonra Sezo açığa çıkacaksa da çıksın. Onlar beni kesmez. Benim kardeşim öldü. Kardeşe kardeş isterim. Merak etme amca. Ben o İlyas'ı düşüreceğim. İlla ki bir açık verecek. Şüphem yok yeğenim. Ama bilinçli bir açık verirse tuzağa düşeriz. Bu savaşta sinirlerine hakim olan kazanır. Hızır en yakın arkadaşını kaybetti. Herhangi bir fevri hareket gördük mü? Görmedik. Anladınız mı?
Buradan çıkmak yok. Bunu hepinize söylüyorum. Bırakın Hitler av peşine düşsün. Ne diyor İshak? Görüşmek istiyor. O arkasına birini almadan hareket etmez. Kimi alacak abi? Çakır Beylerle kanlı bıçaklı. İşte o yüzden görmemiz lazım. Volkan. Burada görüş. Ben de öyle düşündüm Rıdvan abi. Onu buraya çağırdım. Haşmet abi, ben otele gittiklerini bilmiyordum diyorum. Ömür bana o küpeyi verirken bu küpeyi sende görmüştüm, senin de herhalde deyince o zaman konuyu anlar gibi oldum. Ama emin olmadığım için de bir şey diyemedim. Diyeceksin Bahar. Diyeceksin. Madem o Ömür Hanım'a diyemedin, çekeceksin abime ya da bana diyeceksin. Bugün o evde kan döküldü. Silahlar da patlayabilirdi. Çok şükür patlamadı. Bugün patlamadı. Daha ben bunun hesabını soracağım. O İlyas'a evlenmeden önce dedim ki, boşanabilirsin ama aldatamazsın. Çocukları olmadı. Aldım karşıma tekrar konuştum. Ayrılmak istiyorsan ayrılabilirsin dedim. Ama benim bacımı küçük düşüremezsin. Eğer bunu yaparsan seni kafana sıkarım dedim. Ben dediğim lafların arkasında durduğum için Haşmet Faşalı'yım ulan. Ne yani? İlyas'ı mı öldüreceksin Haşmet? Konu senin konun değil Emine. Bu İlyas da benim aramda. Hızır bile bu konunun dışında. Dahil olmaya çalışanı, önüme çıkanı ezer geçerim. Öldürecekmiş. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin Haşmet? Daha neler? Masanın liderini öldüreceğiz he. Öyle mi abi? Bu konunun masayla ne alakası var ya? Ayrıca olsa da hiçbir önemi yok. Tamam. Tamam abi. Sık de sıkalım. Vur de vuralım. Öl de ölelim. De bir karşı tarafı dinlemeyelim mi? Sormayalım mı yani? Böyle bir şey yaptın mı? Yaptıysan niye yaptın? O Pınar denen... Şimdi kötü bir şey konuşmak istemiyorum da... arkadaşa iki çift laf etmeyelim mi? Sormayalım mı yani? Behzat, adam kendi ağzınla otele götürdüm demedi mi? Ha? Detayı da muhtemelen kadınlar var diye demedi. İki dakika façalı ol. Bacının tarafında dur. Kız geldiğinden beri orada salyap sümük ağlıyor. Çıkar ulan yüzü sende. Yarın Hakan'a veriyorsun. Götürüp geri teslim ediyor. Baba. Ben bir kere evlat katili oldum. Bence kimse şansını zorlamasın. Kesin sesinizi. Thank you.
Bana bak Ömer. Buraya seni teselli etmeye gelmedim. Bir daha gözyaşı dökersen seni o İlyas'la birlikte gömerim. Evlendin. Kocan öldü. Dul kaldım. Abinin evine geri döndüm. Konu kapanmıştır. Anladın mı? Anladın mı dedim sana? Anladım abi. İlyas amcam böyle bir şey yapmaz ki. Tabii. Her bir altı Hızır amcan yapar değil mi? Amca konunun seninle ne alakası var? İlyas amcamın yapacağı şey var, yapmayacağı şey var. Kendisi böyle bir şey yaptım dedi mi? Ya işte havaalanına götürmek yerine kızı otele götürdüm dedi kendi ağzıyla. Lan senin bundan bir haberin var mıydı? Onun peşine oteli seni göndermiştim. Yani... Tam var diyemem baba. Ne demek tam var diyemem? Bana bekle aşağıda geliyorum dedi. Ama yukarıda kızla ne yaptılar bilmiyorum. Kızın küpesi odada düştüğüne göre yeğenim. Sence? Dayı. Aslında ben bilmeden İlyas'ın ağzını aramış oldum. Haçem rüyasında seni mavi gözlü bir kadınla görmüş dedim. O da önce beni fırçaladı. Ondan sonra da konuyu kapattı. Ben bir şey sorabilir miyim? Ne? İlyas amcam bir yere mi gitti? Yo, yukarıda Zeyno'nun yanında. E siz yukarı çıkıp konuştunuz mu? Sordunuz mu? Ben iftara çağırdım ama gelmek istemedi. Sadece su istedi yukarıya. Ben geçen gün size ne dedim? Şşş. İkinize diyorum. Demedim mi lan? Bu ayrılmayı beceremez, gider kendini bir bataklığa atar diye. Amca dedin de ne olup ne olmadığını bilmiyoruz ki. Burada kaç saattir niye oturuyorum sizce ha? Beyimiz gelip belki bir açıklama yapar diye. Tamam. Ben çıkar İlyas amcamla konuşur buraya getiririm. Dayı. Şimdi bu Haşmet'i iteledi ya. Bence o işte bitti. Bittiyse bitti. Biri amcama hakaret edecek, el kaldıracak, saygısızlık edecek, ben de seyirci kalacağım. Didem mesaj atmış. Hatice abla Hakan Yer'in yüzüğü sana getirecek. Babamlar Hızır Ali ile görüşmemi istemiyorlar yazmış.
Emine abla da en acılı gününde arada kaldı kadıncağız. Ne olacak şimdi? Bütün herkesi düşündünüz. O ne yapacak, bu ne yapacak, şu ne yapacak? Ama kimsenin merak ettiği yok değil mi? Hızır ne yapacak? Hızır'ın düştüğü durumla ilgili herhangi bir duygu, üzüntü durumu yok yani. Dayı, senin işin de çok zor. Vallahi senin yerinde olmak hiç istemem. Beni çağırmışsın abi. Evet İlyas. Bugün kötü şeyler duyduk. Ailece bir de konuyu senden dinlemek isteriz. Malum konu sadece seni ilgilendirmiyor. Vallahi benim söyleyeceğim bir şey yok. Karşı taraf söyledi söyleyeceğini. Etti hakaretini, yaptı yapacağını, çekti gitti. Benim bu saatten sonra ne söylediğimin ne önemi var? Neyi değiştirir? Karşı tarafta bir şeyin değiştirip değiştirmediği benim umurumda değil. Benim kafamda bir İlyas var. Birinin evinden. Özellikle karısının ailesinin evinden bir kızı bir otele götürüp birlikte olmaz diye düşündüğüm bir İlyas. Şimdi bu İlyas var mı, yok mu? Senin kafanda böyle bir İlyas yok abi. Hala bunu sorabildiğine göre o ölmüş. Delirtme lan adamı. Delirtme. Konuyu anlat. Belki makul bir sebebin de vardır. Dinlemek istiyorum. Anlat da. Tamam abi. Anlatayım. Makul sebep şu. Kız uçağını kaçırdı. Ben de otele davet ettim. Geldi. Senin odanda oturduk. E malum tabii ben de hani Ömür'le olanlardan dolayı biraz vırvırlanacak bir moddayım. İçimi döktüm. O da tabii içini döktü. İşte benden çok hoşlandığını, beni beğendiğini, hatta benim bir evliliğim olmasaydı benimle bir birliktelik yaşamak isteyeceğini söyledi. Ben de artık evli değilim. Karım az önce beni boşadı. O yüzden bu iş de benim için bitti dedim. Ama sen o evin kızısın. Ben boşansam da evliliğimi de bitirsem seninle bir ilgim, alakam olamaz dedim. Kız da senin gibi mert delikanlı bir adamı boşuna beğenmemişim dedi. Ve ekledi. Bence sen karını çok seviyorsun. İnşallah boşanmazsınız dedi. Müsaade istedi. Odasına çekildi. O sırada Hızır Ali geldi. Ha sen şimdi soracaksın. O küpenin o odada ne işi var? Ben nereden bileyim ne işi var? Allah Allah. Küpe mi taktım ben hayatımda? Artık oraya düştü mü? Ya da kendimi koydu bilmiyorum. O Haşmet sorduğunda niye bunları anlatmadın? Ya siz bir bana baksanıza. Ömür oraya yanıma hakaret ede ede gelmiş. Sen adam değilsin demiş bana. Bir tane küpeye bunu yapabileceğime inanmış. Ben ne cevap vereceğim? Ha, ne diyeyim ben şimdi ona? Ben karımı aldatmadım. Ben kimseyi aldatmam.
Sizinle de tanıştığıma çok memnun oldum. Ben İlyas. Abbas. O akrepleri arabada bırakın. İçeri silah almıyorlar. Almıyorlar mı? Almıyor musunuz? Almıyoruz aslanım. Burada güvenlik bizde. Ver Abbas, ver. Çatışmaya mı hasretiz? Büyük iş yapmışsınız Peker. Sen de düşürdün tipi. Biz daha başlamadık bile diyelim. Şefik babasının intikamını aldım. Şefik tek başına böyle bir cihatı nasıl yapacak? Tek başına demedim Abbas. Rıdvan abi de boş adam değil. Ulan helal olsun. Hem adamın parasını alıp hem de işleri adama mı yaptırıyorsunuz? Buyurun, buyurun. Hayırdır İshak? Önemli demişsin. Önemli değil mi Volkan abi? Hızır Çakır Beyli'nin en yakın arkadaşını öldürdün. Hem bir tebrik edelim dedik. Hem de beni bilirsin. Ben konuşanı değil, icraat yapan adamı severim. Abbas'a dedim ki gidelim bir görüşelim. Bize düşen bir şey var mı soralım. Yok İshak'cığım. Size düşen bir şey yok. Biz gerekeni yapıyoruz. Aslında bir şey var soracağım. Neymiş abi? Siz bu Yaman Korkmaz'la tekrar bir iletişime geçtiniz mi? Bizim bir temasımız olmadı. Ama Özcan diye bir fırlama vardı. Cihan abinin yeğeni. O eskiden bize de çalışırdı. Bunların yanına geçmiş diye duymuş Abbas. O bir görüşmüş Abbas'la. Bu Özcan herkesle çalışan bir çocuktur. Belki sizinle de bir teması vardır. Hem sen niye sordun ki Yaman Korkmaz'ı Volkan abi? Ya bu Yaman, Yavuz'u koruması altına almış. Cevdet abi bunun hesabını sorun dedi. O yüzden. Cevdet abi Yavuz'u gözden çıkarmaz diyordum ama çizdi üstünü diyorsun yani. Becerebileceksen sana ihale edeyim o itirafçıyı. Sen de it çok. Halledersiniz abi. Bizim için küçük bir iş.
Bir haberim daha var amca. Sezo diyor ki, Façalılarla Çakırbeyliler birbirine girdi. Yanlış duymuştur. Tipinin öldüğü yerde birbirlerine niye girsinler ki? İlyas, karısını mı aldatmış ne? O geçen havaalanında İlyas'ı indirelim diye beklemiştik ya. Meğer havaalanına diye otele atmış kızı. Yakalanmış salak. Eyvallah. Ne diyor İshak? Var mıymış bir teması Yamanlarla? Verdin mi bir açık? Yok gibi davrandı. Ben yine de bizden tarafı olsun diye bir açık kapı bıraktım ama pek yanaşmadı. Ondan bir huylandım. Volkan, o Yaman Korkmaz'la git bir görüş. Hem belki de güzellikle Yavuz'u sana verebilir. Cevdet onlar paracıdır. Bir tek para karşılığında babalarını satmazlar diyor. Olur abi. Rıdvan abi. Sen şu Cevdet abiye Alparslan'ı bir sorsana. Alparslan ayaklandı. Biz bu durumu yok sayıyoruz ama bizi asıl Tonga'ya düşürecek adam o. İlyas'ı indirdiğimiz yerde Alparslan kim affedersin Volkan abi? Şefik, seni tipi konusunda takdir ediyorum. Ama bu hızla gidersen ölüme gidersin. Ben en azından sadece oturup konuşmuyorum Volkan abi. Şefik, Volkan bir şey diyorsa dikkate al. Ondan habersiz bir işe de kalkışma. Peki amca. Rıdvan abi, bu Yaman Korkmaz Yavuz'u ve Özcan'ı bize vermezse, yani bize iyi niyetini göstermezse, oraya ağır bir ekip yollamam lazım. Yani bu işin dönüşü yok. Bize dönüş yolu lazım değil Volkan. Git gidebildiğin yere kadar. Hamdi baba. Neden rahatsız oldun? Bu ara sizden başka hiçbir şey hoşuma gitmiyor. Benim için paranın iki yüzü gibisiniz. Sen Turan'sın. Sen de yazı. Hangi taraf olsa sen kazanıyorsun yani Hamdi baba. Sen ayağında lastik donla gezerken ben kazanıyordum İsmet. Hiç kaybettiğin olmadı mı Hamdi baba? Kimsesiz Doğan'ı saymazsak. Anma şu uğursuzu. Şeytan kulağına kurşun Hamdi baba. Ona da kaybetmezdim de, yiyenlerimin, Yaman'ın da itlerinin hayatı yüzünden yutkundum. Başka bir kaybın hiç olmadı mı yani Hamdi baba? Birkaç suboş hariç bir kaybım olmadı. Kayınço, Derman, Selman, o kadar. Bir şey öğrenebilmiş mi İshak? Öğrenmiş. Ne öğrenmiş? Yarın Hızır'ın yanında duyarsın Yavuz.
Sen şimdi niye gereksiz gizem yaptın ki anlamadım. Özcan yüzünden. Ne diyor İshak? Bana bir güven sorunu varsa müsaade isteyeyim abi. Sana müsaade yok yeğenim. Otur. Anlat Yaman. Ne demiş o bayır iti? Tipiye kurulan tuzağın arkasında volkanlar yok diyor. Nasıl? O Şefik denen dünkü çocuk mu yapmış bu işi? Şefik'in yaptığı kesin. Öyle sağda solda her yerde hava atıyor benim imzam diye. Büyük çıkış yakaladı yani. Sen de bir çıkış yapacaksın yani. Bu konuda en büyük destekçin benim. Emin olabilirsin. Sağ ol Hamdi Baba. Büyüklerimiz önümüzü açarsa bir fırsata bakar. Tabii tabii. O fırsat en kısa zamanda eline geçer Özcan. Merak etme. Ya şimdi gündem Özcan mı? Başka ne dedi İshak? Senin peşine düşmüşler Yavuz. O nereden çıktı ya? Cevdet kesin talimat vermiş. Bu itiraf işini başlatan Yavuz. Onun işini bitirin demiş. İşte şimdi bittik. Bence yarın en önemli gündemimiz bu. Ben bir Bahar arayayım. Benden Hızır Reis'e konuyu bir çıtlat. Çıtlatmakla kalmasın. Yavuz'un kılına zarar gelirse beni unut desin. Hoş geldiniz reisler. Eyvallah. Tatlı çay kahveni götüreyim. Olur olur, çay olur. Hoş geldiniz. Biz de yalan dünya diyerek tipi yad ediyorduk. Yalan yalan dünya. Baba Doğan. Dünya yalan. Evden mi? Evden Şahin ağa. Tadınız niye yok? Bir şey yok yani öyle. Alparslan buraya geliyordu. Ben de dedim ben de geleyim. Hem bir değişiklik olur hem kafam dağılır. İyi etmişsin. Afiyet olsun. Sağ olasın. Emin. Hele bir şeyler çal. Bak İlyas değil ki kafamız dağılsın. Ne istersin reis? Yani fark etmez. Biz uyusun yeter. Ya şey vardı eminim. Sabahtan beridir dilime dolanmış durmuş. Onu söyle hele. Pınar başından bulanır canım oy. İner ovayı dolanır canım oy. Thank you.
başından bulanır canım oy. İner ovayı dolanır canım oy. Sende çok anlar bulunur canım oy. Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yâri görmesem halim yaman olur halim. Yaman olur vay vay. Ben yâri görmesem halim yaman olur halim. Yaman olur vay vay. Canım oy, aşk oduna yanmadın mı canım oy? Can yakmaya doymadın mı canım oy? Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yâri görmesem halim yaman olur halim. Yaman olur vay vay. Görmesem halim yaman olur halim yaman olur vay vay. Bak görür müsün şu an? Dağıldı dağıldı İlyas'ın kafa dağıldı. Kafası mı yuvası mı bilemeyiz de. Neyse. Af buyur. Yok bir şey yani baba Doğan. Sarsıldık hepimiz. Tipi abinin tabii rahmetli olması hepimizi Allah kullak etti. Vallahi reisim oturduğumuz yere sığamaz olduk. Aklıma geldikçe ben de böyle türkü çığırıp ağlıyorum yani. Kendi haline ağlıyorsundur inşallah. Zaferim. Yok. Tip abiye alıyorum Şahin'a. Adam sevdiğine kavuşmuş. Neyine ağlıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Kendi halimize ağlıyoruz diyecek kadar cesaretiniz yok mu? Yok yok. Vurmaya kırmaya cesaretimiz var da ahlanmaya bağlanmaya cesaretimiz yok. Reis, hazır. Buraya kadar gelmişsiniz. Kalın da beraber yapalım sahura. Bir daha o kadar yolu geri dönmeyin. Hı. Bilmem. Ne dersin amca? Olur. Ha, güzel olur. Sohbet ediyoruz işte. De hadi kalkın sahura hazırlayalım. Sen burada bizimle sahura kalmazsın İlyas. Bizim gibi kimsesiz değilsen tabii. Hele anlat. Ne oluyor? Pınar'ın başından bulandığını biliyorsun da neyini soruyorsun Baba Doğan? Ya benimkisi türkü. Sen hikayeyi anlat. Daha sahura çok var Tekin abi. Niye çağırdın ki? Ya varsa var. Anlat hele Zafer ne oldu? Sorma reisin başına gelenleri Tekin kardeş. Ya sorduk da işte anlat. İlyas reis iftiralara geldi. Ne gibi? Ya bu Pınar Hanım yok muydu? He. Reisin onunla adı çıkmış. Ne? Ne alakası var olur mu öyle şey? İşte bu façalılar senin dediğin gibi konuya yaklaşmadı. Onlarla savaş halindeyiz. Herkesin haberi olsun. Yok artık daha neler.
Haşmet Façalı reisime kafayı attı. Oradan da Ömür yengeyi de aldı getirir evden. Hakikat mi lan Mikail? E bak bu Zafer'in çünkü biraz abartma oyu vardır ha. Yok abi. Maalesef durum bu. Bir bu eksikti. Arada kalacak bir şey yok. Bu benim sorunum. Benim yüzümden kimse ne tepki göstersin isterim ne de arada kalsın isterim. Şimdi taş kafalı Haşmet sağa yürüdüğünde garibin Behzat'ı da arada bırakmıştır. Ben ona üzüldüm. E arada kaldı tabii. Ama neticede birisi abisi, birisi bacısı. Onların yanında olması gayet normal. Yarın gerçeği öğrenince çok mahcup olacaklar. Haşmet, Alparslan, taş kafalı diyorum sana Haşmet. Bir de üstüne o taş kalbini koy. Yani çok bir şey bekleme. Allah'tan tipi abi göçtü gitti de bu rezilliğe şahit olmadı. Bu Haşmet'i bu gece boğardı o evde. Daha beter rezillik olurdu. Bu iş Radon'un itlerinin kulağına giderse fırsatı kaçırmazlar. En kısa zamanda bir kurşun daha sıkarlar. Sıksınlar. Ben buradayım. Aslında bu durumu avantaja çevirebiliriz amca. O halde attı amcasını ortaya. Nasıl lan? Baba yani İlyas amcam tesadüfen buraya gelse, İshaklarla görüştüğünü görse yemin ediyorum tarar gider. Niye? Bir tek o mu gizli iş çevirebiliyor? İşte gizli kalmaz diyor ya dayı. Sen çeneni kapatır susarsan kimse bir şey bilmez enişte. Ya zaten İlyas artık bir ömür benim yüzüme bakmaz. O benim ömürden taraf olduğumu düşünüyor. Düşünüyor çünkü bunu yüzüne söyledin enişte. Hep hatça yaktı beni. Yok erkek dayanışmasıymış, yok şuymuş, yok buymuş. İlyas'a da ayıp ettik. Yani bundan sonra İlyas gözümün önünde bile biriyle olursa ağzımı açmayacağım. Dost meclisindeyiz. Böyle makinelerle gezince hoş karşılanmaz yani. Henüz dostluk yok Yavuz. Ayrıca herkesin belinde makine var. Benimki mi battı? Hızır reise batmaz öyle şeyler de. Bir Yavuz'a batıyor niyeyse. Ya ben bir iyi niyet göstergesi olarak dedim. Uzlaşmaya mı geldiniz, savaşa mı belli değil. Suat. Arkadaşlar dolu ama yanlış anlaşılacak bir durum yok yani. Bizim için fark etmez. Yavuz, buraya ölmeye gelenler randevuyla gelmez zaten.
Hoş geldin İshak. Merhaba Hazır Reis. Açıkçası bu raddeye gelebileceğimizi hiç düşünmemiştim. Biz suç dünyasının içindeyiz. Herkes birbirine silah doğrultabilir, sıkabilir. Yaman'la da hukukumuz dostlukla başlamadı. Düşmanlarımız ortak olunca ilişkileri yeniden kurmak gerekiyor. Ben size ne dedim? Hızır Reis profesyoneldir. Duygularıyla hareket etmez. Yanlış demişsin. Profesyonel olan Alparslan'dır. Ben duygularımla hareket ederim. Şu anda yaşadığım duyguların İshak'la bir ilgisi yok. Burada olduğumuzdan İlyas'ın haberi yok herhalde. Onun nasıl davranacağını hiç kimse bilmediği için henüz söylemeye gerek duymadım. Alparslan biliyor ama değil mi? Biliyor, biliyor. Onun için önemli olan tek şey bize kurulan oyunu bozmak. Bizimle misin değil misin İshak? Ben bu soruyu çok duydum reis. Her kime de sizinleyim desem beni yarı yolda sattı. Eğer siz bu işin sonuna kadar gidecekseniz, yani bu köpeklerin hepsini gebertecekseniz var. Ama yarı yolda uzlaştık, bir yerde anlaştık deyip beni satarsanız, peşin peşin söyleyeyim, ben de size iyi düşman olurum. Ben hiç kimseyi yarı yolda bırakmadım, kimseyi satmadım. Ama dostum olanlar yürüdüğüm yolda ölmüştür kader. Hiç kimseye de ölümsüzlük vaat etmiyorum. Ben bir yola çıktım mı sonuna kadar giderim İshak. Senin için ne yapabilirim reis? Radon'un yanı yöresi, Cevdet'i, Volkan'ı gizli açık. Kiminle ittifak ediyorsa öğrenebildiğin kadarını öğren. Sonra hepsini tek tek indireceğiz. Senden istediğim bizimle birlikte olduğun bir süre hiç kimse tarafından bilinmesin. Volkan'la dün gece görüştüm. Cevdet Yavuz'un üstünü çizmiş. Yaman'la da şansını illaki deneyecektir. Ama bunlar tehlikeli ekiptir. Biz kendimizi kollarız. Sen bizimle ilgili açık verme. Şanslarını denesinler. Kollarız diyorsun da Yaman. Hep benim ismim zikrediliyor farkındaysan. Tamam. Reis de daha önce söylemişti korumam altındasın diye ama... namlular artık iyice bana doğru döndü. Bizim yolda yürüdüğümüz adamlar. Namlunun üstüne yürür Yavuz. Arkanı dönersen sıkarlar. Korkmana gerek yok. Bırak onlar senden korksun. Milleti fidanlığa toplayalım iftar için. Millet ederken reis? Faşalılar hariç yani. Ha, sözünü kestim reis, pardon. Ben şimdi oradan bir başıma sinirle çıkarım. E bunlar da tabii benim peşimdelerse illaki takipte olacaklardır. İlyas amcamı korumasız gördükleri için gideceği yere kadar takip edeceklerdir. İlyas Reis nereye gidecek ki?
Hiçbir yere gitmeyecek. Bizim fidanlığın orada viyadük var. Asım orada duracak. Takip eden aracın içerisindeki herkesi vurup indirebilirsin. Şefik hariç. Emine ablaya sözüm var. Abi ben onları restoranda görmüştüm. Ama hepsi birbirine benziyor. Şefik hangisi? Ben fotoğrafını sana sonra göstereceğim Asım. Halledebilecek misin Asım? Evelallah babacığım. Akrebi kaç kişi olurlar babacığım? Sen şefin arabadaki üç kişiye odaklan. Önündeki, arkasındaki itler bizim işimiz. Aynen Asım. Bu niye böyle geziniyor? Senin bir tüfek kılıfın falan yok mu? Karışma adamın işine. Kanun çalmak hobisi. İlyas'ın hobisi yok ya. Bilmez şu an. Tabii tabii. Neye göre Pınar'ı çağırdın abi? Böyle bir şey yapan bir kızın söylediklerinin ne önemi var ha? Korkusundan yalan söyleyecek, inkar edecek tabii. İlyas'ın korkusundan yalan söyleyecek. Benden korkmadığı için doğruyu söylemeyecek ha? Gömerim onu buraya. Göm Haşmet, göm. İnsanları anlamadan, dinlemeden göm. Dün İlyas'ı gömdün, bugün de Pınar'ı göm. Ama sen bu konuda bariz bir şekilde İlyas'ın tarafındasın yani. Ben her zaman doğrunun tarafındayım Ömür. İlyas her şeyi yapabilir ama yalan söylemez. Yapmadım diyorsa yapmamıştır. Hem zaten yapsa bundan daha fazla ne yapacaktınız yani? Niye inkar etsin ki? Bence de Emine Hanım çok haklı. Olan olmuş. Bu saatten sonra kim, neyi, niye inkar etsin ki? Sen bir konuşmasan mı artık Bahar? Bunlar son konuşmalarım. Senden de son hakaret işitmelerim Ömür. Pınar gelsin. Haşmet abim onu buraya gömecekse... suç ortağı olduğum için beni de gömsün. Sen de rahatla. Ama kendinde hiç suç bulma. Ne suç bulacakmışım kendimde? Kocam çatışmaya girmesin. Kocam ölmesinle başlattın mevzuyu. Sonra da bu hale getirdim. Senden başka da bence yanlış yapan yok. Kendini haklı çıkarmak için sağa sola saldırıp kimseyi suçlama. Sen kimsin ki benim evimde benimle bu şekilde konuşabiliyorsun? Bahar. Otur oraya. Bu arada asıl sen kimsin ki abilerin varken benim evim deyip insanlara hakaret ediyorsun, ha? Haklısın abim. Hep beraber ezin beni. Merhaba Haşmet abi.
Gel Pınar. Geç otur. Sağ ol Emine Hanım. Bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Buna sebebiyet verdiğim için üzgünüm. Bir yanlış anlaşılma olmadı Pınar. Bir yanlış oldu. O yüzden seni Ankara'dan buraya getirttirdim. Şimdi burada doğruları söyle. Eksik, gedik, yanlış bir laf edersen ettiğin lafların altından kalkamazsın. Doğruyu söyle ki bir şansın olsun. İlyas'a aşık mısın Pınar? İlk fırsatta da kendini kollarına atmışsın. Belli ki o da fırsatı kaçırmamış. Ama her nedense abilerim bunu detaylı bir şekilde duyma peşindeler. Buyur, seni dinliyorlar. Bak Ömür, az önce Haşmet abi lafını bitirirken bir şansın olsun dedi. Benim senin gibi bir şansım olmadı bu hayatta. Sen çok şanslı bir insansın. Çok şanslı da bir kadınsın. Ben İlyas'ı beğendim, doğrudur. Bunu en yakın arkadaşım Bahar'a da söyledim. Evli olduğu için aramızda bir şey olmayacağını da söyledim. Yuva yıkmak gibi ne bir niyetim var, ne de öyle bir karakterim. Senin kocan seni çok seviyor. Bence hak etmediğin kadar çok seviyor da, neyse. Orası beni ilgilendirmez. Evet, gerçekten de orası seni ilgilendirmez. İlyas beni buradan havaalanına götürecekti. Uçağı kaçırdık. Ben havaalanındaki otelde kalmak istedim. Ama o ne gerek var, otelimiz var. Sabah ben seni çocuklarla bıraktırım dedi. Gittik, oturduk. Sen kocanı herkesin içinde terslediğin için üzgündü. Dertleşti. Ben de derdini dinledim. Üstüne Mine diyor ki, Ömür olmazsa kimse beni çekmezmiş, istemezmiş diye üzüntülü anlatınca, ben de ona ömrüm boyunca senin gibi bir adam aradım dedim. Elini de tuttum. Siz karınla barışırsınız. Bu konuşmalar ikimizin arasında kalacak, söz dedim. Hepsi bu. Küpe konusuna gelince Bahar mesaj attı. Ama ben adama bir söz verdim diye cevap bile vermedim. Bir ara Bahar'ı görünce anlatırım diye düşündüm. Diyelim ki dediklerinin hepsi doğru. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Uçağı kaçırdıysan buraya dönersin. Dönemedin mi? Haber verirsin. İlyas mı davet etti? Sen bu evin kızısın. Buraya haber verirsin. Oturamazsın demiyorum bak. Bu kadar yanlış yapıp ama aramızda bir şey olmadı deyip çıkamazsın. Yani Haşmet abi, ne yapacaksın? Damadınla bir yerde senin iznin olmadan oturdum diye beni cezalandıracak mısın? Hiçbir şey yapmayacak. Buraya geldiğin için teşekkür edecek. Hepsi bu. Değil mi Haşmet? Emine. Bence sen düştüğün durumu bir düşün. Bu başkasını suçlamaktan daha iyidir. Bize müsaade Emine Hanım. Size çok yük oldum. Her şeye rağmen beni el üstünde tuttunuz. Arkadaşımdan beklediğimden daha fazla.
Teşekkür ederim. Bahar, seninle bir derdimiz yok kızım. Bence de Haşmet abi. Hakan sizi nereye gideceksiniz bıraksın. Nereye gideceksiniz? Benim evim var Emine Hanım. Bir aileye ait olduğumu düşündüğüm için buradaydım. Ait değilmişim. Eşyalarım hazır. Didem'e bir veda edelim. Sonra da çıkalım Pınar. Bu arada Ömür. Kocam ben Ömür'den ayrılsam da başka biriyle olmam demişti. Kaybettiğin şeyi iyi bil diye söylüyorum. Duydun mu Ömür? Bir hezeyanla hepimizi ne duruma düşürdüğünü anlamışsındır inşallah. Hala kendi düştüğün durumun peşindesin değil mi Behzat? Gururu incinen, küçük düşürülen benim. Şu kadarı olmuşmuş, bu kadarı olmamışmış. Sence konu bu mu yani? Ah, ah Ömür. Abi. Bence bir Hızır abiyle görüşsen iyi olur. Bence hiç kimseyle görüşmese daha iyi olur. O ne demek? Eğer sen Hızır'a ağzını açıp bir laf edersen, bu özür dilemek için bile olsa, Hızır ağzını açtığına pişman eder. Canım, görüşürüz. Hakan abi. Bahar ablaları bırakınca... bunu da Hatice ablaya bırakırsın. Olur Didemciğim. Gel buraya gel. Üzülme. Her şey yoluna girer. Hiç sanmıyorum abla. Bu FETÖ'nün itlerini neden bu eve sokuyor ya? Biraz emri vaki yapmışlar Hamdi baba. Yavuz'la ben onların yanına gitmem. Orada beni öldürürler deyince Yaman abi mecbur kaldı gelin demeye. Su boş. Gebersin. Hepimizi öldürtecek. Yavuz'dan vaz mı geçtin Hamdi baba? Kararsızım Seko. Can mı, para mı? Bilemiyorum. Bu konuda nasıl kararsız olabilirsin Hamdi baba? Can olmadıktan sonra paranın ne önemi var? Senin gibi cahiller böyle düşünür. Ulan asıl para olmadıktan sonra canın ne kıymeti var Seko? Biz yeni bir oluşumdan bahsediyoruz Yaman.
Ama seni anlıyorum. Yükselmek istedin. Bir masanın sana itibar kazandırabileceğini umut ettin. Ama bu umut boş. Tipi bir başlangıç. Sonun başlangıcı. Volkan. Ben senin gibi çok adam dinledim. İlk bunun amcası Cihan başladı bunları söylemeye. Avnisi, Fuat'ı, Tunca'yı, Osu, Busu... hepsi aynı teraneyi okudu. Ölmek isteyen bir adamı tuzağa düşürdünüz diye hava atıyorsunuz da... hayırdır? İlyas'ı, Hızır'ı, Haşmet'i öldürdünüz de... bizim mi haberimiz yok? Diyelim ki onları da öldürdük. Sen bizim kuracağımız bir oluşumda Volkan abiyle birlikte hareket eder misin? Bu oluşum dediğiniz nedir beyler? Kimin oluşumu? CIA'den bahsediyoruz yavuz. Kartlar yeniden karılıyor. Bizimle misiniz, değil misiniz? Özellikle bu soruya senin vereceğin cevap çok önemli Yavuz. Yani Cevdet abi için. Git o Cevdet abine söyle. Yavuz'un tarafı belli. Biz bu saatten sonra kimseye köpeklik yapmayız. Bu saate kadardı diyorsun yani. Bir soru sordun, cevap verdim. Senin yorum yapmaya yetkin yok. Yaman. Sen buna cesaret hapı falan mı içirdin? Ben bunu eskiden de biliyorum. Hayırdır? Demek ki yanlış tanımışsın. İyi. Sonra. Cevdet abiye Yavuz'un söylediklerini aynen ilet. Olur abi. Yaman, seni de mi yanlış tanımışım? Hı? Her zaman güçlüden yana bir adam hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsun. Yanlış tanımamışsın. O yüzden sizinle değiliz beyler. Peki ya sen koçum? Öyle arada laf taşımaya devam mı edeceksin? Yoksa bizimle birlikte gelmek mi istersin? Volkan abim belki yaşamak için sana son bir şans daha verir. Benim abilerim burada. Anlaşıldı. Ya Yavuz, sen manyak mısın? Niye ki? Ulan her zaman geri vites yapıp yuvarlak cevaplar verirken... adamlara durduk yere gel beni vur der gibi niye konuşuyorsun? Demesem de beni vuracaklarını anladığım için öyle dedim. Az bile söyledik Yaman abi. Ya size mi kaldı azı çoğu söylemek? Adamlar için benim söylediklerim meydan okumaksa... sizin söyledikleriniz ihanet. Hangisinin peşine düşerler sizce? Azıcık düşünün. Aslında o kadar sert çıkmasaydım iyiydi.
Bunlara gereken cevabı gecikmeden ver. Hepsine mi abi? Hepsi bir olmuş, görmüyor musun? Kim var abim yanında? Tufan abiyle İdris Reis. İyi. İyi, hiç çekemem şimdi yeğenim. Sen gidip durumu anlatacaksan anlat. Ha, bana sorarsan da hiç anlatma. Sorarsa söylerim amca. Aynen. Yani neticede bunlar sormadan yargısız infaz yapan adamlar. Anladın? İftara da az kaldı reisim. Sucuk söylemiş arkadaşlar. Olur olur, iyi olur. Hoş geldin İlyas. Benim de sana söylemek istediklerim vardı da. Enişte, iftardan önce günaha girmek istemem. Özellikle kan dökerek. Mümkünse de akraba kanı dökmeyi hiç istemem. Ya vallahi ne dersen haklısın İlyas.
Yani o dediklerini yapsan da haklısın. Boynum kıldan ince. Farkındayım enişte. Gayet ince. O yüzden o boynunu bana koparttırma, sus. Enişte, siz ne yaptınız burada? Suat aradım bir ara, misafirler var dedi. Ha, İshakları getirdi Yaman. Kimi getirdi? Şimdi İlyas'ım, aslında benim sana bunu söylememem gerekiyordu ama dayılar anlaşınca benim de söylememde bir sakınca yoktur. Çünkü dayı İshak'la anlaştı. Hangi konuda anlaşmış olabilir dayın İshak'la? Ortak düşmanlar konusunda. Değil mi Adnan? Evet abi. İnşallah o ortak düşman dediğim benimdir enişte. Yok ya, seninle ne alakası var İlyas'ım? Geldiklerinde zaten kuzu gibilerdi. Ne emrederseniz, ne isterseniz modundalardı yani. Ha? Kim kim? Bu görüşmeyi sağlayan kim? Yaman mı? Daha çok Yavuz gibiydi abi. O Yavuz'u öldürmediğim her güne yazıklar olsun. Neyse. Orucumu açmadan ağzımı açmayacağım. Ben çok üzüldüm reislerin birbirine girmesine. Yok öyle bir şey Sezai. Küçük bir gerginlik. Sen daha yenisin. Her şeyi gözünde büyütüyorsun herhalde. Tufan reis öyle küçük bir mevzu değildi iyiydi Suat. O da gözünde büyütmüş o zaman. Orada mıydı? Hepsi bir yanlış anlaşılma diyorum size. O zaman Haşmet reisler de gelir yani iftara. O kadarını bilmem. Sonuçta orası taziye evi. Niye bırakı da iftara gelsin? Rahmetlinin yedisiydi bugün. Sezai, senin bu Radon'un adamlarıyla bir temasın olmadı mı? İlk gittiğimiz günden sonra bütün ipler koptu Kubilay. Nasıl olsun? Kopmasaymış iyiymiş. Ne oluyor ne bitiyor öğrenirdik. İdris reis bundan sonra araya girmek yok dedi. Bana kalsa bir yolunu arardım. Her bir altı İdris Reis'e mi soruyorsun Sezai? Bir işe yara da. Ben kendi başıma iş yapmam. İdris Reis ne emrederse o. Daha önce de demiştim. Havı Hacmet'in elinin ayağının ayarı yoktur. Bilip bilmeden dalay her şeye. Ya İdris, açma eski defterleri de. Ya ben İlyas haklıdır diyorum. Yani eski defterleri mefterleri açmayarım. Masanın lideri İlyas'tır. Yarın oylama yapsa, Haşmet'i vuracağız dese ne yapacaksın? Ya soracağım, ne yapacağım? Aile meselesi yüzünden masada adam mı infaz edecek? Oylama yaparsa ben İlyas'a evet derim. Neticede itibarı söz konusudur ha? Ya Emine, bacımın çilesi kurusun ya. Şimdi iki ailenin arasında kaldı, öyle mi? Emine abla arada kalmaz. Senin iş ne oldu yeğenim? Bitti o iş. Nasıl bitti?
Haşmet Bey öyle mi buyurdular? Onun ne dediğinin bir önemi yoktu Ufan amca. Eğer Didem çıkıp gelseydi bitmeyecekti bu iş. Ama yüzüğü göndermiş. Benim için bitti. Hazır reis. Habu Haşmet herkesin uşağının mutluluğuyla oynar. Sen bir şey etmeyecek misin? Herkes seçimini yapmakta özgürdür. Ben aileme baskı yapmam. Gönül işlerine karışmam. Bu sadece aile işi değil artık amca. Bu sabah Pınar'la konuştum. İlyas amcamın söylediklerinin hepsi birebir doğru. Kız Haşmet abiyle görüşmeye gitmesine rağmen hala geri adım yok. Bu iyi bir şey değil. O da Haşmet'in tercihi yeğenim. Hatasız olduğunu düşünen adam daha çok hata yapar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şefik nerede? Bir soru sordum. Baba. Şefik. Sezai ile gizli gizli görüşüyor. İlyaslar fidanlıklarında mıymış neymiş? Onun peşine düştü. Ben ne dedim? Hı? Kendi başınıza iş yapmayın demedim mi? Az önce aradım baba. Bu İlyas bu akşam düşer gibi konuştu. Amcam merak etmesin. Kendimi riske etmem dedi. Baba, Sezai geçen sefer doğru iş yaptı. Bu sefer de eğer becerebilirse İlyas onlar için az bir kayıp değil. Ben de biliyorum az bir kayıp olmadığını. Ben Volkanları niye besliyorum o zaman siz burada kendi kafanıza göre iş yapacaksanız? Onlar da Yamanları bitirecek bu gece. Hiç sevmediğim işler bunlar. Dağılmayacaksınız. Odaklanacaksınız dedim. Arayın Şefik'i. Neredeymiş tam yerini öğrenin. Tamam baba. Nerede o Alp Aslanlar? Doğan Baba'ya gideceğiz dediler reis. Onlara da bir biz batıyoruz. İyi ki kimsesiz oldular. Üç kişiye tahammülleri yok. Abi. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Az önce bizim çocuklar İshaklar'la görüştüğünü söylediler. Dayı ben anlaşmaya vardığınız için söylemekte bir mahsur olmadığını düşündüm ama. O nereden çıktı Hızır? Peki madem konu açıldı söyleyeyim. Evet görüştüm. Anlaşmışsın diye duyduk abi. Dedi ya enişte. Düşmanlar konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Anlaşma dediğin bu. Peki ne olarak? Anlamadım. Anlatayım. Benim masanın başına oturttun ya abi. Kukla mıyım ben? Seninle konuşacaktım İlyas. Konuşmadan anlaşma yapmayacaktın abi. İlyas. İlyas ne? Ne İlyas ne? Liderlikten mi alacaksın beni? İlyas, anlarım. İtibarın zedelendi. Sinirlisin. Ama bir öğrenelim niyetini abinin.
Bu işi niye etti? Niye görüştü? Niye anlaştı? He? Hiç önemi yok. Masanın lideri benim. Benim işlerime karışma. Abi. Uşaklar bize bir müsaade edin de. İlyas tek çıktı. Bitirdin, bitirdin Şefik. Far gördüğünde haber ver Emin. Tamam. Arkadan gelen yok Refik abi. Takip edin. Farları yakayım mı Şefik abi? Yakma. Gideceği yere kadar bu şekilde takip edeceğiz. Peki abi. İlyas Reis'in arabasını gördüm Masum. Peşinde kimse var mı? Belli olmuyor tam. Far yok yani. Efendim Tekin abi. Asım, İlyas Reis'in arkasında farları kapalı iki araba varmış. Tamam babacığım. Thank you.
Şefik, Şefik. Asım. Aferin. Buraları toparlayın. Tamam abi. Nereye Emine? Elias aradı. Macit'in oğlunu ele geçirmişler. Herkes boş oturup dedikodu peşinde koşmuyormuş demek ki. Gömdüğüm kardeşimin kanının peşine düşenler de var çok şükür. Yürü Behzat. Gidelim abla. Hadi abi. Çay koydum. Hala, babam çay istiyor. Benim yüzümden arada kaldığını düşünüyorsan abi, kendime ayrı bir ev tutabilirim. Bence kendini de tutabilirsin. Bu ev biraz daha böyle devam ederse çünkü ben kendimi tutamayacağım. Efendim İshak. Yaman. Hemen o evi terk edin. Anlamadım. Bir şey mi duydun? Ne oldu? Abbas Volkanların içinden bir duyum almış. Bu akşam sizin eve baskın yapacaklarmış. Biraz geç kaldın İshak. Buradalar. Baba, sen Seko ile arka tarafa geç. Yukarıda paralarımız var Seko, yürü. Baba, gelenler hırsız değil, canınızı kurtarın. Abi, ben Hamdi Baba'yı korurum, siz çıkın. Paraları almadan ölürüm de gitmem. Yürü. Seko, külçeler o çantada. Almadan gelirsen ben seni gebertirim. Aferin lan, it.
Özcan. Yeğenim. İyi misin Yavuz? Öleceğiz burada ama. Şerefsizler. İyi misiniz? İyiyiz. Tansiyonum düşüyor. Galiba ölüyorum. Acil ambulansı arayayım ben. Baba! Bir şey yok. Sadece sıyırmış. Emin misin birader? Çok canım yanıyor. Gözüm kararıyor. Alo. Ha? Acil ambulans. Ha? Çok ağır yaralı bir hastamız için arıyorum. Kan tutuyor bildik. Yok bir şey. İsmet, Cevat. Babamlara bakın. Oh. Ah, ah, ah. Ah. Özcan, yeğenim. Ölüyorum Hamdi baba. Amcana söyleyeceğin son bir şeyin var mı? Ölmek istemiyorum Hamdi baba. Onu demiyorum. Altınların yerini diyorum. Ne bakıyorsun Seko? Yapış dudağına. Masaj yap, bir şeyler yap. Altınlar elden gidiyor. Yavuz abi ambulans çağırdı. O yeğenim de mi yaralı? Ciddi bir şey yok Hamdi baba. Hamdi baba, ben bu Özcan'ı öperim. Sen o Yavuz'a yetiş. Gebersin it. Niye böyle bir plan yapıyorsunuz bana söylemeden? E abi sen de bize söylemeden planlar yapıyorsun. Biz de ona göre yapıyoruz. İlyas. Oğlum kendini niye böyle yemediysin ya? Ya bir bilgimiz olsa kötü mü olur? Bak ya burada sapsap oturuyoruz ya. Kimsenin bilmemesi daha iyi olur diye düşündük Tufan abi. Biz kimse miyiz lan? Abi. Almışım adamı, getirmişim. Serenin içine tıkmışım. Şimdi bir de senden fırça mı yiyeceğim? Öldürmediniz değil mi adamı? Artık o bizim sorunumuz değil. Bir söz verdik. Sözümüzde de durduk Emine ablaya karşı. Konu buradaki kimseyi ilgilendirmiyor. Bir tek onu ilgilendiriyor. İlyas. Emine Hanım ne alaka ya?
Yani tamam tipinin ablasıdır, acısıdır, yasıdır. Ama intikam bizim intikamımızdır. İtibar bizim itibarımızdır. Hı? Şahsen benim itibarla alakalı bir problemim yok. Ben yapmam gerekeni yaptım. İntikam meselesine de kimse kusura bakmasın. Emine ablaya bir söz verdik dedim size. Geldi Emine ablalar. Buraya mı çağırdınız? Evlerine gitmek istemedim abi. Ben de dedim ki abla köpeği yakaladım. Gel istediğini yap. Kaldırın şunu. Niye öldürmemişler ki Şefi? Ha, buraya getirdiklerine göre sorgulayacaklar. Yok Suat. Emin ablaya teslim edecek reis. Tipağın intikamı sana düşer diye. Ha bu kadar adam, ha burada dikili yürük. Niye reisler kendileri gizlice gidip etmişler ki bu işi? Kime güvenmeyiler? Alparslan abinin tarzı. Biraz böyle. Şimdi Şefik. Sorularımıza doğru cevap ver. Çabuk geber. Kimlerle kurdun tipi abiye tuzağı? Çek o silahı abi Esat. Ver bana. Bak delikanlı. Belli ki toysun. Bu işlerin adamı değilsin. Bir intikam peşine düştün. Babanın intikamını alacağım diye... kardeşime kıydın. Kimle kıydın? Nasıl kıydın? Bu işi kim kim yaptınız eğer dersen... senin canını bağışlarım. Emine ablam, bunun bağışlanacak bir tarafı yok. Kan benim kanım. Can benim canım. Size düşmez. Hepiniz dışarı çıkın. Emine ablayı duydunuz. Herkes dışarı çıksın. Sen de Behzat. Tamam abla. Kapının ağzındayım. Yani bu bir edepsizlik etmesin diye. Yanlış anlama. Şefik. Hasımlıktır. Herkes herkesi vurur. Ama benim kardeşim kahpece kandırılmış, tuzağa çekilmiş. Sen vurmuşsun. Başkası vurmuş. Allah'ınızdan bulun.
Benim kardeşimin zaten ölesi vardı. Kaderim öyleymiş. Eceli bu kadarmış. Ama kahpeliği affetmem. Bana o kısmını anlat. O Sezai iti nerede? Ha buralar döydü. Nereye döydü? Sezai şerefsizimi satmış tipi. Ya canım Sezai öyle bir şey etmez. Kim diyor hani? Açlayacağım seni ciğerine. Ulan bulun şu iti. İlyas. Sağ ol kardeşim. Bir ömür başımın tacısın. Macit'in oğluna gelince sözüm var, canını bağışladım. Abla, Hakan seni evine götürsün, gerisiyle biz ilgileniriz. Tamam, tamamdır ya. Yok bir şey, sıyırmış işte. Haydi. Reis ikidir, üçtür. Bunu kuzenleri muzenleri arıyor. Şimdi de amcası arıyor. Aç görüntülü. Gel benimle. Sağ ol kaka. Anlaşabiliriz. Anlaşamayız. Biz şerefsizlerle anlaşmayız.